konseyin toplandığı İncil sayısının dörde indirildiği İznik'teki kilisenin yeri. İznik Gölü'nün kenarında zamanla İznik sularının altında kalmış. Şimdi sular çekildiği için göründüğünü söylemişlerdi. İznik Gölü'ne gidip görünüyor mu onu bakacağız. Bazilika'nın kalıntıları etrafı çevriliyor olduğu için yanına inemiyoruz. Yukarıdan görüntüsü ama deniz tarafından videosunu çekmek istiyorum. Temel şeklinde kalıntıları var. Türklerde çare tükenmez. Suya giriyoruz. Engelleri aşıyoruz. Doğru Bazilika'ya. Hem ayaklarımız serinlesin. Şu anda gölde yüzüyorlar. Ben suyu çekilince Bazilika'nın kalıntıları su yüzüne çıkmış. Kalan kısımları tabii ki de suyun içinde Bazilika yıkılmış. İznik'in önemi İncil'in 4 İncil'e indirildiği kilise burası. Hristiyan tarihinin önemli merkezlerinden birisi. Şuradan bakınca kilise olduğu daha çok belirginleşiyor. Evet. Şu bölümde farklı ve televizyonda suların çekildiğini, bazilikanın açığa çıktığını duyunca gelmek istemiştim. Bazilika'nın yanında ördekler kamp yapmış. Siz giderseniz de ben giremez miyim? Kaz alanı yetkilileri beni görürse. Bazilika bayağı uzunmuş. İznik'teki İznik merkezinde limanın içinde yer alıyor. Barajın içinde. Buralarda bayağı su var. Büyük bir kompleksmiş. Daha suyun içinde çünkü alanlar var. Evet. Bazilika'dan geri yürüyorum. Telefonumu suya düşürmeden, kayalardan düşürmeden eve gidebilirsem ne mutlu. Selçuk'ta tren çekerken tren yolunun kapama kolu yukarı kalkınca az daha telefonum düşecekti orada. Evet. Ben düşeyim ama telefonum düşmesin diyormuşum. İleride de senato binası var.